Rahim ağzı kanseri dünyada 500.000 insanı etkileyen bir kanser türüdür. 300.000 ölümle sonuçlanabilmektedir. Rahim ağzı kanseri hastalarımız bize genellikle anormal kanama şikayetiyle gelmektedir. Bu kanama menopoz sonrası kanama, adet dönemleri arasında kanama ya da cinsel ilişki sonrası kanama şeklinde olabilmektedir. Bunun yanı sıra sulu bir vajinal akıntı olmakta, rengi pembe ya da et suyu renginde olabilmektedir. Rahim ağzı kanserinin tedavisinde öncelikle cerrahi tercih etmekteyiz. Fakat cerrahi uygulanamayan hastalarda veya gerekli gördüğümüz durumlarda ek tedavi olarak radyoterapi veya kemoterapi de uygulanabilmektedir. Bu tedavi çeşitleri genelde hastanın evresine göre değişmektedir. İlk evrelerde hastalık rahim ağzına veya etraf dokuda sınırlı iken kanser ilerledikçe daha sistemik yayılım olmakta ve çeşitli organlara metastaz yapabilmektedir. Evet, rahim ağzı kanseri böyle riskli bir kanserdir. Fakat şöyle de güzel bir yanı vardır. Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Çünkü rahim ağzı kanserinin öncül lezyonları vardır ve tarama yöntemleriyle bu öncül lezyonlar tespit edilebilmekte, gerekli tedaviler yapıldıktan sonra da hastalarımız kanser olmadan yakalanabilip tedavi edilebilmektedir. Bunun için tarama programları geliştirilmiştir. Taramalarımız SMIR ve HPV ile olmaktadır. Çünkü rahim ağzı kanserinin birinci sebebi HPV virüsüdür. HPV virüsü rahim ağzı kanserli hastaların %99'unda tespit edebilmekteyiz. Bunun için de tarama programları geliştirilmiştir. Ülkemizde de dünya ile eş zamanlı olarak HPV taranmaktadır. HPV 5 yılda bir taranır ve pozitif çıkan hastalarımız kadın doğuma doktorlarına yönlendirilir. Ve burada biz gerekli olan ileri tetkikleri yapmakta ve hastalarımız kanser olmadan kanser öncesi lezyonlarını yakalamakta ve tedavi etmekteyiz. Bunun yanı sıra rahim ağzı için kanseri olmadan da belli önlemler vardır. Bu da HPV aşısı. HPV aşısı bahsettiğimiz bu riskli virüse karşı aşılamalardır. Bunun için ikili, dörtlü ve dokuzlu aşılar mevcuttur. Türkiye'de de bu aşıların hepsi mevcuttur. Aşı programları 9-14 yaş arasında 2 doz şeklinde, daha sonra da 3 doz şeklinde yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde aşılamalar normal, rutin, bildiğimiz kızamık ya da su çiçeği gibi rutin aşılama programındadır. Türkiye'de henüz bu aşamada olmasa da çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Rahim ağzı kanseri gelişmiş ülkelerin bir hastalığı değildir. Çünkü gelişmiş ülkelerde rahim ağzı kanser tarama programları, HPV aşılarının rutin kullanıma girmesiyle rahim ağzı kanseri bu ülkelerde %50 oranında azaltılmaktadır. Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Lütfen HPV aşınızı olunuz ve tarama programlarına katılınız. Unutmayınız ki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği olarak tanı, takip ve tedavide her zaman yanınızdayız.